Merhabalar efendim. Derler ki eğer bir lokanta enginarı iyi yapıyorsa her şey iyidir. Ne derece doğru bilemem. Ama enginar ben Egeli olduğum için gerçekten düşkün olduğum yemeklerden bir tanesi. Biri orta boy enginar 128 gram ölçmüşler nasıl ölçtülerse bilemiyorum ama pişmiş olarak hesaplandığı zaman 60 kalori ediyor. Ve 14,3 gram karbonhidrat var. Proteinin 3,5 gram yağ oranı ise 0,4. Fakat asıl önemlisi liften çok zengin. 7 gram lif bizim günlük lif ihtiyacımızın dörtte birini karşılıyor. C vitamini ihtiyacımızın %15'i, K vitamini ihtiyacımızın %22'si ve folat ihtiyacımızın %27'si. Özellikle kansızlığı ve folat eksikliği olanların kenara not edebilecekleri küçük bir detay. Bazı çalışmalar yapmışlar. Bu çalışmalarda benim dikkatimi çeken şu oldu. Total kolesterol ve LDL yani kötü huylu kolesterol düşürdüğü saptanmış. Yalnız hep aynı dert söz konusu oluyor. Yani devamlı enginar yiyemeyeceğinize göre ve bu yapılan çalışmalardaki dozlara baktığınız zaman hep bir ekstre lafı çıkıyor. Yani enginar ekstresi kullanmışlar bu çalışmalarda ve enginar ekstresinin dozu da 450 mg olarak saptanmış. Orijinal çalışmada 700 kişiyi incelemişler. Total kolesterolde 17,6 mg düşüş görülmüş. LDL kolesterolde de 14,9 mg bir düşme saptanmış. Kolesterol ilacından hoşlanmayanların kenara not edilebilecekleri küçük bir detay. Ben de Türkiye'de satışta ne var diye baktım. Orijinal çalışma biliyorsunuz 450 mg demiştik. Satışta olanların çoğununda miligram yok, bir tanesinde miligram var. O da 1100 miligram diyor ve günde iki defa iki porsiyon niyetine kullanın diyor. Halbuki orijinal çalışmanın neredeyse 4 katından fazla bir doz söz konusu. Bunu niye göre yapmışlar onu bilemeyeceğim. Maalesef bu bitkisel desteklerdeki en büyük sorun bu. Dozun ne olduğu belli değil. Bunun haricinde kan şekeri kontrolü için daha iyi olduğu görülmüş. Karaciğeri koruduğu iddia ediliyor ama çok net bilgiler yok. Tansiyonda çok çok hafif bir düşme oluyor. Kansere iyi gelir deniyor ama bu tamamıyla deneysel insanda yapılmış herhangi bir çalışma söz konusu değil. Demek ki tazının haricinde bir kere her şeyden evvel liften zengin olduğunu unutmayacağız. İçinde de inülin diye bir madde var. Bu da çok güçlü bir probiyotik. Ve tabii ki her şeyden evvel enginarın bir sürü tarifi var. Enginar dolması da mükemmel bir şey ama çok emek isteyen şeyler bu. Tabii enginarın garnitürünün de olması lazım. Garnitürünün bol olması lazım. Ve dereotu şart. Bakın solda dereotu var, garnitürü az, sağda garnitür fazla, dereotu yok. İşte bununla da idare ederiz. Çok teşekkürler, görüşmek üzere, hoşça kalın efendim.